Merhaba, merhaba. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Çiğ köfte. Evet. Birazdan duvara atacağım. Tutarsa tamamdır. Duvara fırlatacak. Göreceğiz. Ne zamandır yoruyorsun? Neredeyse bir saat. Oha, gerçekten mi? Aynen. Bakmak ister misiniz tadına? Bir göster bakayım kameraya şöyle. Wow, çok iyi. Baya iyi. Evet. Gel. Al oğlum. Her şeyi seviyor, her şeyi. Yiyeceğim mi? Baharat var ama içinde. Hop. Mam için bir çiğ köfte veriliyor elime. Evet, çok konuşuyorsunuz sen. Çok rahatsız oldum şu an. Oğlum çok güzel gözüküyor mu ya? İşimizin eriyiz. Wow. Nereden öğrendiniz çiğ köfte yapmayı? Doğuştan yetenek. Gerçekten. Kesinlikle. Bizim evde arada bir Mercan Bey'in isteğine göre çiğ köfte yapılıyor. Ve çiğ köfte gecesi yapılıyor. O da o günlerden biri. Evet. Ani yani gelişti ama her şey. Sıra gecesi yapacağız. Sıra hatta gecesi, aynen. Toplar ekibi yolda geliyor. Şimdiden teşekkür ediyoruz Mercan Bey'e. Tabii tabii. Bir, hele bir müzik açalım şöyle bir. Eşarpını evet, yan bağlama. Evet, Korsan Şahin'den eşarpını yan bağlama. Ha, aynen, telif yemeyeyim, sen söyle bari. Dur geliyorum. Şey, dur ben eşarpını yan bağlama, eşarpını yan bağlama. Evet, müzik nereden geliyor diye sorarsanız oradan geliyor. Burada da Mert Cem Bey. Ben zaten bıktım bu hayattan. Hadi. Ya Allah aşkına beni susturma. Duvara fırlatacak mıyız? Ha? Bu gerçek bir soru mu? Evet. Evet. Size evi göstereyim bari. Fırsat varken göstereyim. Burası çıkışlardan biri. Evimizde 3 adet, evet, çıkış bulunmaktadır. İkisi burada, bir tanesi de burada. Öyle değil, böyle yapacağım. Arka gösterelim. Evet. İkisi bu tarafta, bir tanesi bu tarafta. Burası yıkama kurutma alanı. Burası mutfak. Böyle. Evet. Bir gün ev videosu çekilecek. Burası dining room. Bir gün evli çiğ köfte mi yapar? Yok tabii. Şöyle dining room. Ya güzel şöyle dolaplar. Burası diğer çıkışımız. Böyle. Geliyorum, ev turu yapıyorum ya. Evi göstermeye çalışıyorum. Lütfen dur. Şu sesi açar mısın? Sana tatlı dille bakacağız. Tamam, bir saniye şurayı da bir göstereyim. Burada Christmas ağacımız var. Aralıktan beri burada. Ramazan ayında Christmas ağacı. Televizyonu mu? Tabii. Semerçen Bey. Ramazan bayramını ne zamandan beridir çam ağacıyla kutluyorsun peki? Bu senin ilk defa olacak. Bir üçüncü çıkışımız da burası. Bir de... bu arada 4 çıkışlı. Nasıl 4 çıkışlı? Ama o şey sayılıyor yani. Tamam, bu da çıkış ama... Yani oradan da çıkarız. Ha, evet. Bir de burada alt katta bir tane yarım banyomuz var. Şöyle göstereyim. Evet. Gördüğünüz üzere ev alt kat turu bu kadardı. Şimdi birazdan... Beğendiyseniz üst kat gelecek. Beğendiyseniz aynen. Beğeniyi alayım. Üst katı da göstereyim. Üst katta odalar var. Herkesin odasına teker teker girip çok da merak ediyorum nasıl odaları var. Evet, size de göstereyim. Evet, birazdan çiğ köfte yerken çekeyim. Ya elinde şöyle dürümle oda keseyim. Evet, dürümle oda keseyim ben. Oğlum! Canım! Oy, yerim ben seni, tombiş. Aç mısın sen? Çok evet. Sinirli şu an. Tırnağını kestin de bugün hiç mutlu değil. Zaten kesmeye kadar nasıl bağırıştık? Evet. Tekli alacağım ama.
Ne kadar? Sonu. Harika. Uf. Tanıcığım. Tatlım, burası senin yerin mi? Ha? Spordan geldim kanka, hemen protein çünkü ödeyeceğiz. Bu nasıl olacak? Biz ona daha neden, ne istiyorsun? Sana neden 150 kiloyuz? Maalesef almak zorunda kaldım. Normal. Kalın da var. Kalın da var, yetmez. Yani gelin bakalım, göreceğiz şimdi nasıl bir yerleri olacak. Bak bak, hemen kaşık getirilmiş. Evet. Yaşanan kötü şeyden sonra. Abi bir tane daha kaşık alabilir miyiz ya? Kardeşim, insanlar bizi yanlış anlar, biz ne yapalım? Yani elimizle mi yiyeceğiz arkadaşlar, yani fazla arkadaşlar gibi. Ama büyük imkan. Ya teşekkür ederiz, sıkıştırayım. Onu şöyle alıyorsun. Ne güzel ya, çiğ köfte günü. Ne güzel ya. Uyuyup uğur uğur yiyeceğiz birazdan. Ne güzel ya diyor. Bir de yer gerçeği. Şu an şey, şaka amaçlı birbirimizin suratına atacağız. Hala bir güzel yiyeceğiz. Başka ne ekşisi var mı? Sanki acıyı çok atmışsın gibi. Başka ne ekşisi var mı? Sizin harap çok geldi. Gerçekten mi? Bu kadar mı? Erkan abim. Ne yaptı yine böyle amına? Ben eyvah, dur ben o zaman hemen alayım. Kar çıkmaz mı? Ay, herkesin nar ekşisi atıyor ama. Ben ekse bunu sona kalan dona kalır. Kral, video çekmeyi bıraktım bundan. Bunlar ismi çekmeye. Yani bak şu tiplere, bu tipler sana bir şey bırakır mı? Evet, bırakmayacaklar. O yüzden ben kamerayı kapatıyorum ve birazdan tekrar çekiyorum. Yeter, ağlarla kalsın, ağlar sonra. Evet, şey şimdi ya, değil. Tamam oğlum, böyle koyuyorum. Şey yaparsın, a few minutes later. A few minutes, evet. A few moments later. Evet, iki dürümle ve acılı şalgamımla başlayacağım. Bugün sizlere bir sorum var. Bir tek ben mi yapıyorum, onu merak ediyorum. Eve içecek olarak şalgam alıyorum, acılı. Nerede olduğunu duyup, konum yok. Konum Texas. Houston, Texas'ta alıyorum ve normal içecek gibi içiyorum. Her derde deva mı denir? Gerçekten öyle. Psikolojime çok iyi geliyor şalgam. Şalgam reklamını da buradan yapayım. Hadi benimle ilgili bir şey anlatın. Şanlıyorum. Yani güzel şeyler olmaz açıkçası yani. Yalan söylüyorsunuz. Şu an benimle ilgili çok, belki bir 200-300 dolar ateşlersen belki güzel şeyler anlatabilirsin. Hayır aslında. Bu arada ben bu çocukları Mertcan hariç İstanbul'dan tanıyorum yani. Evet, bayağı bir geçmişimiz olduğu için. Bir de onlara sormak lazım. Nasıl soruyor bir de? Son bir gün var ya, o büyük ekmekler var ya. Pardon, büyük lavaş. O kalma. 5 tane yedim ben. Vallahi bir de. Oha. Çok. Ve yeni birlikte yaşamaya başladık. Yani en azından ben dahil oldum bunlara. Yaklaşık bir 7 aydır onlarla birlikte yaşıyorum. Çok şükür diyelim. Evden çıkmadan Vani'yi kovalamak zorunda kaldım. Kedim çıkmaya çalışıyor. Sıkıntı. A few moments later. Mertcan Bey şey yapmaya çalışıyor şu an. Güya. Osuruk. Bak yani koydum suya bak. Balık beslensin amına koyayım bundan. Az nargile içeceğiz. Nargile yapası tutmuş. Gel yüzüm. Gel. Yüzüne de söyleyeyim, gel. Oğlum hep aç. Hep mama peşinde, hep. Evet, gözleri koydu ve gitti. Başka hiçbir şey yapmadı. Bir de saçma sapan su koydu. Güya nargile yapıyor şu an. Yine kime kaldı? Ömer'e kaldı yapmak. Ve zaten flavor kalmadığı için. Ha. Okay. Aa, bu da mango mu? Mango bitti mi yoksa?
Kanka mango varsa mükemmel olur. Evet. Püyü yandırır beni değil mi? Şey bebek kepsi var ya püyü analiski. Ne lan bu? Bakayım. Dur tekrar koklayayım. Bence şey limon. Bak gördün mü nereden oğlum, çıkıyor? Oğlum sen niye dolaplardan çıkıp duruyorsun? Git oğlum git. Hala bana limon gibi geldi ama tam da limon değil de. Tarif edeceğim de yine anlatamıyorum şovunu. Çiğ köfteler bu arada çok güzeldi. Hala zaten koca tepsi duruyor. Onları biz 2-3 güne sabah akşam yiyerek tüketeceğiz. Yani sabah kahvaltı, sabah bir, kahvaltı bir çiğ köfte tabii ki diyelim. 3 gün boyunca çiğ köfte dışında bir şey midemiz görmeyecek. İnanılmaz. Yeni buldum 1.50. Oha. Ne kadar aldın? 450 gram 1.50. Aa çok before güzel. Tax. Before tax. Ömer arkadaşlar Türkiye'de iş yerinden tanıştığım bir arkadaş. Çok saçma sapan bir yerde çalışıyorduk. Of bunu o zaman desem beni işten kovarlardı ya. Şey dediğim yere gül koyarsın kanka. Küfür gibi. Biz havaalanında çalışıyorduk. Ben, Ömer, Şahin. Ve size... İçeri girdiğinizde içerisi otel gibi bazen bir iki tane boş tabak oluyor. Onu kaldırmaktan çekinir misiniz? Yok tabii. Bunu demişler işe girerken. Kanka boş arabam var. AVM'de inanan insanların işlerini yadırgamak. Abi nimetleri buraya koymayalım. Nimeti buraya koymayalım. Aynı sanki öyle şey geziyoruz boş arabasıyla. Boş topluyoruz. Takımla bile gömlek kravat. Evet ya. Gömlek kravat takıyordunuz ya. O çok komikti ya. Tamam o vardı. Adını hatırlamıyorum. Çocuğun diyor ki kanka diyor şeyi veriyorlar mı? Ceket. Ya dedim sanki yaptığım ceket saçma değil. Daha da hani şunu kokla bu ne var? Tabii bu. Bu arada su oranı yeterli mi Ömer Bey? Ben fazla koydum mu, az mı koydum bilmiyorum. Evet, orada dedim balık besleyecek herhalde. Ben boşalttım onu, tekrar yeniden dolmuyor oldu. Tabii tabii, buyurun. Neyse. Yani arkamdan öyle sallıyorsunuz, yani boş olmuyor. Boş olmuyor yani, yakıştıramadım size. Şey fırlatacak sandım. Aa lütfen, biz iki medeni insan gibi tartışıyoruz burada yani. Şey diye. Mafya mıyız biz ya? İş adamıyız. Aynen öyle. Mafya mıyız biz? İş adamıyız. Ben peki neydim? Ben Welcome'dım. Ben... O heykel mi? Ben heykel olarak bir duruyordum. Bir rahatınca el sallıyorsun. Düşünsene biri onu yapıyor. Çok iyi olurdu ya. Evet ben kapıda duruyordum ve Welcome diyordum yani. Dünyanın en saçma üçüncü işi. Ve şey diyeceğim. Welcome olarak 8 saat olduğum yerde durduğum için ve sadece welcome dediğim için bazen de how are you diyordum şimdi bazen. Ha, bizden daha fazla para kazanıyordum. Ha, bunlardan daha çok para kazanıyordum ve hiçbir şey yapmıyordum ama bunlar yani her yere koşuyorlar diyor o boşları yakalamak için hani sakin günde bir yerdeyiz. 32 bin adım atıyordum. 32 bin adım atıyormuş çocuk yani. Ben böyle duruyorum. Şey dezavantajı tek olduğun için seni hep görüyorlar ve tam giriştesin. O yüzden hep orada durman gerekiyor. Ama onun dışında... Aman ne kadar zorlu. Bayağı zorlu. 1300'lük sizden fazla kazanıyordun. 500 lira fazla alıyordum ben. Bunu da söylemiş olayım burada. Allah herkese bir yaşama sevinci versin. Ve adalet versin, haklılık versin. Öyle. Genel olarak bir yerden sonra baydı. Ve biz de bayağı baydı. Ve sırayla ayrılmaya karar verdik. Dedik ki böyle olmayacak. Tek yani her şeyi başlatan aslında şurada bir şahıs var Ömer diye. O başlattı her şeyi. Ben. O olmasaydı belki çoğu şey farklı gelişebilirdi. Ömer dedi ki abi ben gidiyorum. Görüşürüz dedi. Bana ne zaman şey oldu orada yine babam adını hatırlamıyorum. İsimler çok kuluyum. Geldi vardiyadan çıkacağız. Bana diyor ki Ömer Bey diyor işte bir tane kız vardı. Diyor o şey yapsın diyor. O diyor üstünü giymeye gitsin. Sen diyor onun yerini bekler misin? Niye bekliyorum ya? Allah Allah. İkimiz de aynı işi yapıyoruz. Ben dedim ben de giyineceğim. Çok enteresan hikayelerimiz var yolcularla ilgili ve ortamımızla ilgili. Hele ki biz tam Atatürk Havalimanı'ndan
Türk İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde bulunmuş insanlarız. O yüzden çok çok hikayelerimiz var. Öyle yani. Böyle bir mini vlog oldu. Sizlere akşam çiğ köfte olayımızı gösterdim. Gecemizi gösterdim. Bir yandan biraz sohbet muhabbet ettik. Ve bir yandan da nargile yapmaya çalışıyoruz burada. Oğlu oğlu yetişti. Asla Mertcan yok ama güya o kendisi yapacaktı bütün bu süreci. He ya, bunu koyayım. Yine Ömer'e kaldı. Ömer de sağ olsun. Bize nargile yapıyor şu an. Neyse, görüşürüz. Ömer. Görüşürüz.